Sana da hareketini yaptırayım mı? İlerleme hareketini, suyun akma hareketini. Suyun akma. Burası Karga Pazarı'nda Ziyaret Tepe dediğimiz kısım. Gördüğünüz gibi doğu tarafına doğru biriken sularla oluşan akarsu Kurmuş Deresi'ni oluşturmaktadır. Bu bölgeden Ziyaret Tepe'den çıkan ve kuzeye doğru ilerleyen sular burada Tortum Çayı'nı oluşturmaktadır. Tortum Çayı da Oltu Çayı'yla birleşip Çoruh Nehri'ni oluşturmaktadır. Yine büyüyerek Karasu Çayı'nı oluşturmaktadır. Karasu Çayı ise büyüyerek ileride Fırat Nehri'ni oluşturmaktadır. Bu tepeden doğuya doğru büyüyen suların birikmesiyle oluşan Kurnuş Nehri veya Büyükdere Nehri dediğimiz bir akarsu vardır. Bu akarsu daha sonra diğer kollarla birleşip Aras Nehri'ni oluşturmaktadır. Yine bu tepeden çıkan akarsuların, ırmakların oluşturmuş olduğu Tortum Çayı ve bu Tortum Çayı'nın Oltu Çayı ile birleşmesiyle Çoruh Nehri oluşmaktadır. Yine buradan çıkan sular batıya doğru ilerleyerek Karasu Nehri'ni oluşturur, Karasu Çayı'nı oluşturur. Karasu da daha sonra Fırat Nehri'ni. Yani bu seyre baktığımız zaman bu tepeden üç büyük nehir doğmakta ve üç ayrı denize dökülmektedir. Milattan sonra 1450'lerde yaşamış olan Akkoyunların resmi tarihçisi Ebu Bekri Tıhrani ünlü kitabı Kitab-ı Diyarbekiriye'de bundan detaylı bir şekilde bahsetmektedir ve bu bölgeyi geniş bir şekilde anlatmaktadır. Ve bu bölgeden doğan üç tane ırmaktan üç büyük nehirin oluştuğunu ve bu nehirlerin üç ayrı denize döküldüğünden bahsetmektedir. Yazar bu özelliğinden dolayı da bu bölgeye Naf-ı Alem dendiğini belirtmektedir. Yani dünyanın göbeği. Çünkü buradan dünyayı besleyen üç tane büyük nehir çıktığı için bu bölgeye Tıhrani Naf-ı Alem demiştir. Geçen ilkini yaptığımız Naf-ı Alem su şenliğini bu bahsetmiş olduğumuz tepede bir şenlik olarak kutladık. İnşallah bunu geleneksel halde devam ettirmek istiyoruz. Yakutiye Belediyesi olarak.